sunar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan görmez mi ki biz onu bir kan pıhtısından yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş, kibre kapılmış. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye hesap soruyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan elbette diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateşi çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen ve yaratandır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Her şeyin mülkü kendi olun elinde olan Allah'ın şanını ne kadar da yücedir. Siz sonunda mutlaka ona döneceksiniz. Sadakallahül azim. Muhakkak ki Rabbimiz sözlerin en doğrusunu söyler. Sevgili seyirciler,
Kıymetli dostlar, bir Ramazan bereketi programına daha sözlerin en güzeliyle başladık. Her zaman olduğu gibi Rabbimizin kelamıyla başladık. Bugün Yasin suresi 77 ve 83. ayetleri Erdal Ceren hocamdan dinledik. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rabbim razı olsun. Evet, bu kıymetli vakitlerde, bu bereketli, feyizli vakitlerde, iftarın hemen öncesinde yine bugün de çok değerli bir hocamızla, konuğumuzla inşallah güzel bir konuyu ele almaya çalışacağız. Bu güzel vakti en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız Rabbimizin izniyle. Evet, bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Zeynep Ceren. Zeynep hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Cümlemizden teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi biz hocam önce şunu belirteyim ki izleyicilerimizden sürekli, ben bu işi yıllardır yaptığım için şu eleştiriyi alıyorduk. Ya hiç mi bu memlekette bayan hoca yok ki siz bayan hocaları programa çıkarmıyorsunuz? Siz de mi ayrımcılık yapıyorsunuz? Gibi bir takım eleştiriler alıyorduk. Aslında biz bu teklifi daha öncesinde hem müftülükteki hem de ilahiyattaki hoca hanımlara ulaştırdık ama nasip olmadı. Demek ki nasip bugüneymiş. Öncelikle teklifimizi olumlu cevapladığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Mutlulukla yaptım bunu. İlkim galiba. Evet, ilk hocam. Çok güzel. Şu an bir ilki gerçekleştiriyoruz. Oldu, çok güzel, çok sevindim. İlk olduğuma daha çok sevindim. Allah razı olsun teklifinizden dolayı, çok mutlu oldum. Buyurun, şu an bizi izleyen, şu an yurt içinden ve yurt dışından da birçok izleyicimiz bizi takip ediyor. Hı-hı. İsterseniz onları bir selamlayalım, Ramazanlarını tebrik edelim. Evet. Ondan sonra sohbete geçelim. Peki. Ben herkese bu Ramazan'ın son Ramazan'ımız olabileceği bilinciyle bir Ramazan geçirebilmelerini diliyorum. Yani tabii ki hayırlı, mübarek olsun herkesin Ramazan'ı. Ama en önemlisi, geçen sene Ramazan'da aramızda olan yüzlerce ve dünya çapında bunu dünyaya vurduğumuz zaman binlerce insan, bu Ramazan hocam aramızda tabii, yok. Tabii. Evet. Pek çok sebeple yok. Dün de olan, bugün de yok hocam, evet, belki. Dün olan, yani dün olan da yok. Evet. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Bugün olan da önümüzdeki Ramazan'da olmayacak, olamayabilecek. Evet. Ve bu olamayacaklardan birisi de biz olabiliriz. O yüzden ben herkese bu Ramazan sanki son Ramazan'ıymış gibi dikkatli, ibadetli, bilinçli şekilde geçirebilmelerini dilerim. Kendi adıma da, İslam dünyası adına da, tüm İslam coğrafyası adına da en büyük duam bu yöndedir. Allah hepimize bu Ramazan'da, bu mübarek günlerde bağışlanmadan, merhametinden, rızasından bir pay ayırsın. Ve hepimize de o payın peşinde koşabilmeyi nasip etsin. Amin. Nasibimizi aramayı nasip etsin. Yani bağışlanmadan nasibimizi, ibadetten nasibimizi, Allah rızasından, cennetten nasibimizi arayabilecek bir bilinç nasip etsin bizlere. İnşallah. Evet, amin. Dualarım bu yöndedir. Biz de dualarınıza, temennilerinize yürekten katılıyoruz kıymetli hocam. Sevgili seyirciler, siz de seyirci kalmayın. Bunu sürekli söylüyorum. Yani pasif izleyici duruma düşmeyin lütfen. Daha önceki programlarda olduğu gibi bu programda da sorularınız olabilir, görüşleriniz olabilir, eleştirileriniz olabilir. Yazın, biz onları dikkate alıyoruz. Hem program esnasında hem de önümüzdeki programlar için. Evet, Ünal, senden de bir selam alalım. Biz sonra sohbete başlayalım inşallah. Evet, öncelikle ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Hocamıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel, faydalı bir program olacaktır. İnşallah. Bizler de aralarda süslemeler yapacağız. Eyvallah. İnşallah hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Evet efendim, şu an Sultanşehir Sivas'tan. Sivas'ın tam merkezinden sesleniyoruz. İftara bir saat kala huzurlarınızdayız. Ve Zeynep Ceren hocamla inşallah güzel bir konuyu işleyeceğiz. Şimdi Ramazan denilince kıymetli hocam hep akla ne gelir? İlk evvela evet oruç gelir. Çünkü Ramazan'la oruç ayrılmaz bir bütündür. Kur'an gelir. Çünkü bu ay Kur'an ayıdır. Ve hemen akabinde de infak konusu gelir. Çünkü aslında sadece Ramazan için değildir ama Ramazan'da zirveye ulaşır insanlardaki bu paylaşma duygusu, verme duygusu, infak duygusu. Biz tam da bu konuyu işleyeceğiz. Aslında geçtiğimiz programlarda da diğer hocalarımızda da kısmen böyle ister istemez değindik mecburen. Ramazan'ın da sohbet yapıp da infak konusuna hiç değinmemezlik etmedik ama başlı başına hiç ele almadık. Tabii başka bir boyutuyla ele alacağız biraz daha. Yani bu infak duygusu öyle bir duygu ki insandaki o endişeyi, telaşı, korkuyu
bertaraf da edebiliyormuş. Ben bunu bugün hocamdan dinleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak bu. Önce isterseniz genel anlamda infak konusuna bir giriş yapalım hocam. Sonra dediğiniz güzergaha doğru ilerleyelim. Buyurun. İnşallah. Hocam öncelikle Ramazan'ı bir konuşalım. Ramazan'dan infakla elbette. Ramazan bağlantısını kuralım. Şunu bir netleştirelim hocam. Ramazan 10-12 ay içerisinde özel bir konumda. Belki bunun sebebi, ya benim naçizane kendi yorumum, normal hayatta yaptığımız her türlü ibadeti Ramazan'da daha fazla yapıyoruz. Evet. Bazen bu haklı olarak eleştirilebiliyor bazı noktalarda ama bu eleştiri onun özel bir ay olduğunu düşündüğümüzde çok anlamlı olmuyor. Ya mesela biz normalde de Müslümanlar olarak namaz kılarız, hı hı, ama Ramazan'da daha çok kılarız. Normalde de Kur'an okuruz, okumalıyız ama Ramazan, hı hı, ayı Kur'an ayıdır. Daha fazla Kur'an okuruz. Normalde de ibadet ederiz. Mesela hatta normalde de oruç tutarız. Tabii. Ama Ramazan'da her gün oruç tutarız. Şimdi aynı şey aslında infak için de geçerli. Biz normalde de zaten zor durumda olanları, ihtiyaç sahiplilerini düşünürüz, düşünmek zorundayız. Hı hı. Ama aynı diğer ibadetlerde olduğu gibi bu da Ramazan'da zirveye ulaşır. Nasıl ki diğer ibadetler normalde de yapıldıkları halde Ramazan'da daha fazla yapılıyorsa, ki bu çok mantıklı, hı hı, aynı şekilde infak ibadeti, verme ibadeti de Ramazan'da daha artar. Şimdi bu bazı çevrelerde bir eleştiri konusu haline getiriliyor ama bana bu çok doğru gelmiyor. Yani işte Müslümanlar diyorlar özellikle bu tür inançlara, hı hı, çok hayatında yer vermeyenler. İşte siz Müslümanlar normalde işte çok farklı hayatlar yaşıyorsunuz ama Ramazan'da bir veresiniz geliyor gibi biraz da böyle kötü niyetli eleştirilere ben çok denk geldim. Ama ona da şöyle bir karşılık verebiliriz. Ya bundan daha doğal bir şey olamaz. Nasıl ki diğer ibadetlerimiz zirve yapıyorsa, hayatımızda daha önemli, hı hı, hale geliyorsa, daha fazla vakit ayırıyorsak, vermeye de daha bir üst bilinçle yaklaşmak ve bunu Ramazan ayında yapmak aslında gayet doğal. Tabii ki. Ve Ramazan ayı aslında bir eğitim ayı. Yani o nasıl ki 11 ayın sultanı ise 12 ay içerisinde özel bir yere sahipse, hı hı, orada aldığımız eğitimi, bu namaz eğitimi olur, Kur'an eğitimi olur, tefekkür eğitimi olur, verme eğitimi olur. Evet. Biz onu o ayda en fazla yapalım ki, onu o eğitimi Ramazan ayı içerisinde alalım ki zaten diğer aylarımız süslensin. Senenin gerisine de yetsin yani. Kesinlikle yani o, evet, enerjiyi hocam bir depolamak lazım Ramazan, evet, ayında. Evet. Yani namazın enerjisini, Kur'an okumanın enerjisini, tefekkürün enerjisini, hı hı, vermenin enerjisini o ayda bir depolayalım ki dediğiniz gibi sonrasında da bunu, bu enerjiyi hayatımızın geri kalan aylarında yapabilelim. Sürdürebilelim. Tabii. Sürdürebilelim. Evet. Şimdi belki eleştirilerin bir kısmı şu şekilde hocam, o konuya girdiğiniz için söylüyorum. Yani hani bu kandil geceleriyle ilgili de işte kandil gecesi var mıdır yok mudur, doğru mudur değil midir, evet, tartışmasını yapanlar da kendilerini şöyle haklı çıkarıyorlardı. Ramazan'la ilgili de benzer eleştirileri var, aynı düşünceye sahip olanlar. İşte biz dinimizi belli zaman dilimlerine sıkıştırıyoruz, kulluğumuzu diyorlar işte. Tamam, Ramazan'ı ihya edelim, sonra Ramazan'dan sonra kaldığımız yerden normal hayatımıza devam ederiz. Ya da işte bu gece Kadir gecesi, bu gece Berat gecesi, bu gece işte şu kadar namaz kılalım, şu infakı yapalım, şu hasta ziyaretini yapalım, bunu toplayalım, sonraki geceler önemli değil gibi böyle bir hani algı oluşuyor. Sanki bir tek haklılık noktaları oradan kaynaklanıyormuş gibi gözüküyor ama çok da masum bir şey değil tabii. Yani çok yaklaşım iyi değil. Niyetli bir yaklaşım değil. Değil. Hocam vakaya baktığımız zaman durum da çok böyle değil aslında. En azından infak olgusu için bunu, hı-hı, söyleyebilirim. Yani benim gördüğüm, gözlemlediğim, uzun yıllardır bu tarz organizasyonlarda çalışmak nasip olmuş bir insan, evet, olarak söylüyorum. Bizim halkımız Ramazan'da verip de diğer günlerde vermiyor değil aslında. Kesinlikle. Belki Ramazan'da daha fazla verilmesinin, hı-hı, fıkhi bir sebebi de vardır. O işte zekatların, özellikle fitrenin Ramazan'ın içerisinde verme zorunluluğu, hı-hı, da o ayda vermeleri zirveye çıkarıyor. Ama bunun dışında benim gözlemlediğim, halkımız çok şükür bu konuda giderek daha bilinçleniyor. Evet. Özellikle şu yaşadığımız sıkıntılı süreçlerde Ramazan ayı gelmeden önce de verme olgusu, infak olgusu yayılmıştı zaten. Tabii. Bu bütün İslam coğrafyasında böyledir ama özellikle Türkiye'de, özellikle de Sivas'ta, hı hı, ben vermeyen, özellikle bir kendisinden talep edildiğinde vermeyen ben hiç görmedim. Bana hiç denk gelmedi. Aynen. O çok anlamda doğru da
Evet, o anlamda da dediğim gibi fıkhi bir sebeple belki Ramazan ayında bu vermeler artıyor olabilir veya bir enerji depoluyor olabilir insanlar. Tabii. Sonrasında da bunun devamını getiriyorlar. Ama bu noktada da hocam şimdi şöyle, yani bunun temelleri de yok değil. Tabii. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Teşvik edici tavsiyeleri var Ramazan'la ilgili. Mesela Peygamberimize ilgili deniyor ki evet o namaz kılardı ama Ramazan'da daha çok kılardı. Kur'an okurdu, Ramazan'da daha çok okurdu. İşte infak yapardı, Ramazan'da daha çok yapardı gibi ifadeler de var. Yani Ramazan farklı bir iklim. Kesinlikle. Yani o yüzden dediğiniz gibi biraz belki bu tip ibadetlerin zirve yaptığı bir ay haline dönüşüyor. Yani bunu da çok garipsememek lazım. Çok garipsenecek bir şey yok. Belki şu noktamız eksik kalıyor olabilir. Hani vermenin kendisinde ciddi bir sıkıntı yaşandığına ben şahit olmadım. Evet. Dediğim gibi uzun yıllardır bu işlerin içindeyim. Ama belki şu yönde bir eksiğimiz veya düzeltilmesi gereken ya da tamamlanması gereken bir boyutumuz olabilir. Bu vermenin insandaki etkilerini belki daha çok konuşmalıyız. Tamam. Yani veren insandaki etkilerini daha çok konuşmalıyız. Kesinlikle. Gibi geliyor bana. Şimdi dediğiniz doğru, yani Ramazan'a has bir şey değil. Yeter ki bir yerde ihtiyaç olduğu hissedilsin. Hele hele ülkemizdeki insan yapısı buna çok müsait. Gerçekten Anadolu insanı o konuda çok fedakar. İşte Halep'le ilgili biliyorsunuz, siz de takip ettiniz o zamanlar. Sağ olsun yani Özgür Derneği'nin de içinde olduğu bir kampanya başlatılmıştı İHA öncülüğünde. O zamanlar ben çok iyi hatırlıyorum. Sivas'ta Ramazan falan değil yani, böyle kışa yakın bir zaman. Ve onlarca tır gönderildi buradan. Evet. Sadece bir hafta içerisinde. Zirve yapmıştı. Yani biz tarihinde Sivas'ın en çok bağış yaptığı, belki de en çok infak ettiği yıllardan veya mevsimlerden bir tanesiydi. Yani Ramazan'la bağımlı kalınmadığını ben de biliyorum. Yeter ki ihtiyaç olduğu anlaşılsın. Evet, yeter ki ihtiyaç olduğu anlaşılsın. Derhal, o anlamda bir güven tesis edilmiş olsun. O da önemli bir nokta. Şimdi peki hocam, o zaman yine siz söyleyeceklerinizi unutmayın. Yani Ramazan bağlamında gidelim dediniz. Eğer orada bir şey eksik kalmasın. Sonra biz bu infak duygusu nasıl bir şey ki bize o dediğiniz rahatlamayı verecek. Manevi anlamda o huzuru verecek. Ondan bahsedelim. Şimdi Ramazan bağlamında yani unuttuğunuz bir şey kalmasın diye söylüyorum. Oradan devam edin tekrar isterseniz. Ramazan bağlamında infak, Ramazan'da özellikle bir tefekkür ayı, bir sakinleşme, bir sekinet ayı olduğu için normalde nasıl kıldığımız namazlar Ramazan'da tefekkürlü bir namaza dönüşüyorsa, normalde okuduğumuz Kur'anlar Ramazan'da yine böyle derinleşen bir tilavete veya derinleşen bir okumaya, kıraata dönüşüyorsa, normalde verilen infaklar da Ramazan ayında biraz daha üzerinde düşünülen, derin düşünülen, başka boyutlar eklenen bir vermeye dönüşmeli. Bu anlamda bir eğitimi kastettim. Burada alınan eğitimde sonrasında 11 ayımızı, geri kalan 11 ayımıza yetmelidir. Şimdi eksik kalan noktamız da bu aslında. Yani verme konusunda ben halkımızda bir sıkıntıya rastlamadım. Çünkü biz yani kültürel genetik olarak da hani çorbasını paylaşabilmek için sulandıran bir neslin evlatlarıyız. Evet. Yani, ya da öyle bir dinin mensuplarıyız elhamdülillah. Hı hı. Bu anlamda verme konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Ama belki en çok da bu vermenin bizdeki ve verdiğimiz insandaki versiyonlarını bugün bir konuşmamız lazım. Evet. Ben şu konuda çok şanslı hissediyorum, yani nasipli hissediyorum. Hayatımın belli döneminde alan el konumundayken, hayatımın belli bir döneminde veren ya da verilmesine vesile olan, aracı olan yani her ikisini de yaşamış bir insan olarak iki yönlüyü de düşünebiliyorum. Yani verilen insanın, yani alan el olma psikolojisini de biliyorum. Veren el olma ya da buna vesile olma diyelim. Bunun psikolojisini de biliyorum. Bence hocam bu verebilme, yani infak duygusunun çok beslendiği çok temel iki kaynak var. Bunlardan birincisi mülkiyet. Yani biraz önce Yasin suresinde okunan bölümde de vardı. Özellikle son Yasin suresinin son ayeti. Her şeyin mülkiyetinin aslında Allah'a ait olduğunu bir insan bir cepte olmalı. Yani bugün bize aitmiş gibi görülen her şey aslında Allah'ın mülkiyeti altındadır. Bunu netleştirirse insan, ona verme çok kolaylaşır aslında. Evet. İkinci boyutu, ikinci kaynak noktası, bir insan Allah'ın kendisine verdiğinden eminse verebiliyor. Yani o sahiplik duygusunu hissetmiyorsa insanlar, ki genelde böyle çok cimrilerde bu sıkıntı yaşanıyor. Evet. Eğer kendini yeterince sahip hissetmiyorsa da veremiyor.
Çünkü insan ancak kendisine ait olanı verebilir. Şimdi görünür de kendisine aitmiş gibi olsa da, mesela işte mülkiyeti, tapusu neyse, maaşı kendisine aitse bile resmi olarak, eğer kişi iç dünyasında ona yeterince sahiplik hissetmiyorsa, hep onu bir şekilde kaybedeceği korkusuyla yüzleşiyor. İşte galiba cimrilik dediğimiz biraz böyle bir şey. Yani her ne kadar neye sahip olursa olsun, onun kendisine ne ait olduğunu bir türlü hissedemiyor. Ve hep bir kaybetme korkusu, bir korku, bitme korkusu, bir böyle ortada kalma korkusuyla ancak bunu yapıyor. Demek ki bizim verebilmemiz için, tabii bu söylediğim şeyler naçizane benim kendi tefekkürlerim ve gözlemlerimle ulaştığım sonuçlar. Hani bu anlamda kimseyi bağlamaz. Evet. Ama ulaşabildiğim kadarıyla, birincisi her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmek. İkincisi de Allah'ın bize yeterince verdiğini bilmek. Hani kendimizi, hani eskiler derler ya, yok demeyin yok olur. Ben veremeyen insanlarda hep yokluk gördüm. Yani yok olduğu bilinci aslında var. Evet. Ama buna bir türlü sahip olamama, o hissi hiç hissedememe, o yeterliliğe hiç gönlünün derinliklerinde sahip olamama. Bu yüzden de sürekli daha fazlası için çalışma hissi. Evet. Bunu gördüm. Dolayısıyla verebilen insan, birincisi her şeyin Allah'a ait olduğunun farkındadır. İkincisi de Allah'ın kendisine yeterince verdiğinin farkındadır. Sahipliğini hissetmektedir. Evet. Mesela şu anki tefsir derslerimizde öğrencilerime bunu ısrarla vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü o hatayı biz belki geçmişte hepimiz yapmış da olabiliriz. Öyle bir algı da vardı belki bundan önce. Diyorum ki arkadaşlar, yani şu an hepiniz öğrencisiniz ama bir şeyleri verebilmek için yani çok büyük şeylere sahip olmayı beklemeyin. Yani mesela işte okulun bitmesini beklemeyin, maaşa geçmeyi beklemeyin, işte evlenip bir gelire ortak olmayı ya da birilerinden size miras kalmayı, yani bunları beklemeyin. Vermenin bunlarla gerçekten ilgisi yok. Hocam veremeyen onlar olunca da veremiyor. Vermiyor, evet. Yani o trilyonları var adam, veremiyor, eli titriyor. Veremiyor, tabii. Aslında vermiyor değil, bence veremiyor. Çünkü veremiyor. O duyguyu yaşamazsa, evet, evet. Şimdi o duyguyu insan bir tane ekmeğiyle yaşayamadıysa hocam, bir ekmek fabrikası da olsa yaşayamıyor. O halde peki bu nasıl yaşanır diye bazen derslerde, o online derslerde soruluyor. Hocam bunu nasıl yapacağız? Tabii ki hiçbir insan bir sabah uyanıp da böyle bir sihirli değnek gibi öyle bir şey yani, olmaz. Tabii ki. Belki şu olabilir diyorum. Bir ekmeğiniz varken onun size ait olduğunu bir derinde hissedin. Onun size yettiğini. Onun yarısını verin. Vermeyi öğrenin. Bir ekmeğini verebilen, bu yarısını paylaşabilen insan, Allah ona neyi nasip ederse versin, bir de verecektir. Dediğiniz doğru ama şurasını da unutmayacaklar. Yani vermek eksiltmiyor zaten. Tam tersine verdikçe artıyor, kazanıyorsunuz. Hani o meşhur Efendimizin hadis-i şerif var ya, kurbanın hissesi dağıtma meselesi, Hazreti Ayşe. Evet. Ne yaptın Ayşe diyor, işte Ayşe annemize diyor ki işte ikisini dağıttım, biri bize kaldı diyor. Peygamberimizin ifadesi çok güzel. Ya Ayşe, o aslında o ikisi bize kalmış. Verdiğin kesinlikle sana kalıyor. Yani evet. bu çok önemli. Çok önemli. Hakikaten hocam, yani dediğiniz çok doğru. Çok malının olması önemli değil. Bir ekmeğinin yarısını verebilmek, bir hurmayla da olsa başkasına bir şey ikram edebilmek. Yani miktarından ziyade o duyguyu samimi olarak çok yaşayabilmek. Önemli. Hocam onu hayatının herhangi bir döneminde, hatta mümkünse erken döneminde. Tabii, o yüzden çok özür diliyorum. Şimdi belki siz, ona da değineceğiz zaten biraz sonra. İşte çocuklara, öğrencilerimize küçük yaşta o paylaşma, infak etme, ihtiyaç sahibine verme duygusunu işte bizim o küçük yaşta kazandırmamız küçük yaşta lazım. Küçük yaşta vermemiz lazım. Öğrencilerle ilgili işte sizin o, özellikle o projelerinizin herhalde temelinde de bu yatıyor benim anladığım. Onu konuşacağız birazdan. Evet, o, özellikle o projeler. Çok doğru. Yani o birdenbire bir sabah kalkıp da olacak bir şey değil bu. Bu bir zamanla kazanılacak bir davranış, bir alışkanlık. O yüzden kesinlikle ailede başlamalı. Evet. Ailede başlamalı, çocuk gözünü açtığında bunu görmeli. İşte biz 2-3 gündür çocukları konuşuyoruz. Geçen Ünal kardeşimin kızları buradaydı. Allah bağışlasın. Şimdi onlar ailede ne görüyorsa, etrafında ne görüyorsa onu şey yapıyor, fotoğraflıyor tabiri caizse. Hard diskine, zihnine kaydediyor ve onu tekrar sık sık hatırlıyor ve onu yapmaya çalışıyor. Taklit ediyor tabiri caizse. O yüzden çok doğru. Yani çocuklarımızda daha çocuk yaşta, daha yeni yeni konuşmaya başladıklarında, yeni yeni etrafı seçmeye başladıklarında onu hissetmeliler. Bak annem, babam yan komşumuza bir şey verdi işte filan. Yani veya bazen ben görüyorum hocam, şöyle yapıyor şimdi. Kadıncağız yolda gidiyor. İşte dilenciye. Yani dilencilere de tabii çok tartışılır ama kendisi vermiyor hatta.
çocuğuna diyor ki kızım şunu verir misin? Evet. Sen verir misin? Yani o bir alışkanlık kazandırmak için ki güzel bir yol çok bence. Çok güzel bir yol. Aynı zamanda alışkanlığın da ötesinde şöyle bir duyguyu da vermek için. Heh. Verebilen çocuk, yani verilebildiğini gören çocuk sahip olduğu duygusunu da biliyor hocam. Çünkü evet, evet. Yani sahipse verebilir. Allah'ın ona yeterince bir şey, yani yeterince ne diyelim, rızık, yeterince zenginlik, yeterince para, yeterince yiyecek verme hissini çocuk yaşıyor ve hayatın geri kalan döneminde de çok böyle tamahkar bir insan olmuyor. Evet. Hani daha kanaatkar. Evet, ya bana evet, yeterince evet. şey verilmiş diyor zaten. Bunu küçüklükte öğrenirse, bu sahipliği Hı-hı. hissederse çocukluğunda ve bu kaybetme korkusundan, yokluk korkusundan kurtulursa evet. bunu ileriki hayatında da yaşıyor. Ama bunu yapamadıysa, bu duyguya hiç sahip olamadıysa, sürekli böyle bir şeylerin biteceği, açıkta kalacağı, rızıksız Hı-hı. kalacağı, aç kalacağı, açıkta kalacağı korkusu oluyor. Ben yani yakın çevremde ya gözlemleyebildiğim insanlar arasında maalesef böyle hastalık boyutunda cimriler de vardı. Yani evet. akraba çevresinde falan ya da okuduğum üniversitede çevresinde. Onlar da şunu gördüm. Aslında ellerinde yok değil. Tabii. Sahip olma duygusu yok. Evet, aslında evet. acınası da bir hal bu arada. Tabii. Yani bir nasıl ki bir sevgi eksikliği gibi, bir güven eksikliği Hı-hı. gibi. Hani bunlar bugün psikolojide çok konuşuluyor ya. Evet. Güven eksikliği, işte çocuktaki sevgi eksikliği, korunma içgüdüsü. Bunlar nasıl eksik kaldığında ileriki yaşlarda böyle psikopatlık derecesinde travmalara Tabii. sebep oluyorsa sahip olamama, yani sahip olamama hissi de ileriki yaşlarda gerçekten çok ciddi güvensizlik de var ama. Yani. Bu da bir tür güvensizlik hocam. Yani tabii, sahip tabii. olamama hissi ileriki yaşlarda çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Mesela evet. ne olursa olsun, neye sahip olursa olsun mutlu olmuyor. Bir tanesi Maalesef. Bu mesela. Tabii. Yani çok büyük o şeyleri... Çok, şu dönemde en çok yaşadığımız sorunlardan gençlerle ilgili aslında. Evet. En büyük sorunlarımız Hı-hı. o. Mutlu edemiyoruz. Hiçbir şeyden mutlu olmuyorlar. Sahip olduklarında da olamıyor. Yani istediği tabii, tabii. şeyi evet. veriyorsunuz, alıyorsunuz ama onunla da mutlu olmuyor. Çünkü hala o derindeki sahip olamama, yokluk duygusu alttan alta kemiriyor onu. Evet. Aslında hocam ben bunun üzerinde dikkatle düşünülüp ehil yardımın da yapılması gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Hani işin ibadet boyutu bir yana, hayatı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenin de gereklerinden birisi bu aslında. Psikolojik Tabii. gereklerinden birisi evet, aslında. Mutlaka. Ha, ve bu hayatımızın her yönünü etkiliyor. Kesinlikle. Bu yönüyle bu iki kaynak çok önemli. Yani işte o her şeyin aslında Allah'a ait olduğu ve aslında yeterince şeye sahip olduğumuz. Yani hani bazen şöyle söylerler ya aslında demek ki büyükler boş laf söylemiyorlar. Yani evet. işte ev senin mi, kiracı mısın diyorlar. Kendinin olduğu halde bile diyor ki kiracıyız. Yani neticede evet. bizim değil. Bu mülk evet. bizim değil diyorlar. Çok güzel, çok güzel bir evet, çok ifade güzel. Aslında o. Ben de şeyi çok severim. Ev senin mi diye sorulduğunda bir bundan yıllar önce o üniversite yıllarımda ben de bu tür duygular daha çok şekillenmişti. Şey diyor, emanetçisiyiz kızım demişti. Emanetçisiyiz. Evet, tabii. Emanetçisiyiz. Bakımını çok hoş yapıyoruz. Bir Aynen bakımını öyle. Yapıyor. Oyalanıyoruz hani, ya da. Yunus'un evet. meşhur Hı-hı. şeyi var ya hocam, dörtlüğü var ya. Mal sahibi, mülk sahibi, evet. hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Bir oyalama bizimkisi sadece, bir emanetçiyiz. Hocam biraz dinlendirelim sizi. Ünal böyle bol bol rahat rahat dinliyor. Öyle evet. burada kimse rahat rahat. Araya bir iki kelime söyleyeyim, çeşitmek iyi oluyor. Estağfurullah. Senden de şöyle güzel canlı bir ilahi dinleyelim. İnşallah hocam. Ünal. Ondan sonra devam edelim sohbetimize inşallah. Güzel bir eser. Yine Aha. sesiniz yettiğince. Bu gece vuslatı yaşar gibiyim diyelim. Güzel bir eser. Şöyle şunu da çekmemize mahsur yok değil mi? Yok. Olur. Şöyle alayım. Hemen çok önünü kapatmasın. Heh. Evet. Evet. Bu gece vuslatı yaşar gibiyim. Çöldeki mecnundan daha deliyim. Ben ne avareyim ne de deliyim. Şafakta vuslat var yetişebilsem. Şafakta vuslat var yetişebilsem. Özledim özledim onu özledim. Onun hasretini kalbe gizledim. Veda tepesinden bir yol gözledim.
şafak tavuslat var yetişebilsem, şafak tavuslat var yetişebilsem. Bir ateş misali yanar dururum, yeşil yaprak olsam düşer kururum. Ağlayıp başımı taşa vururum, şafak tavuslat var yetişebilsem, şafak tavuslat var yetişebilsem. Özledim özledim onu, özledim onun hasretini, kalbe gizledim. Veda tepesinden bir yol gizledim, şafak tavuslat var yetişebilsem, şafak tavuslat var yetişebilsem. Alnımda bir ateş yanar her gece, efendim aklıma gelir gizlice. Bir yüce Resulü sevdim delice, şafak tavuslat var yetişebilsem, şafak tavuslat var yetişebilsem. Özledim özledim onu, özledim onun hasretini, kalbe gizledim. Veda tepesinden bir yol gözledim, şafak tavuslat var yetişebilsem, şafak tavuslat var yetişebilsem. Eyvallah. Ama ağzına sağlık. Teşekkür ederiz kardeşim. Evet sevgili seyirciler, Ramazan Bereketi programımız devam ediyor inşallah. Doktor Zeynep Ceren hocamla sohbetimizi sürdürüyoruz. Bu arada mesajlarınız geliyor. Ben onları takip ediyorum, merak etmeyin. Özellikle yurt dışından bizi sürekli takip eden çok değerli dostlarımız var. Allah razı olsun. Hiç kesintisiz Ramazan'ın ilk günden beri takip eden dostlara çok teşekkür ediyorum. Danimarka'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan özellikle yazan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Şöyle birkaç isim sayayım da diğerlerini programın sonunda okuyorum biliyorsunuz. Bedrettin hocam takip ediyor şu anda. Hayırlı programlar demiş. İbrahim Sökütlü, Efe Zileli, Esat Doğan amcamız sağ olsun. Hasan Çokaslan ve Sefa Aksoy şu an en azından benim gördüklerim, ilk etapta gözüme çarpanlar. Çok teşekkür ediyorum. Soru da yazmışsınız. Yazın sorularınızı. Gerçi fetva makamı değiliz ama en azından hocamıza sorarız. Merak etmeyin. Biliyorsak cevap veririz. Bilmiyorsak birbirine sorarız. Hiç ondan endişeniz olmasın. Evet hocam. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Çocuklarımıza şüphesiz ki şimdi biliyorsunuz bu İHA'nın her sınıfın bir yetim kardeşi projesi vardı. Aslında onun amacı da buydu. Yani belki o yetime sponsor olacak çok zengin insanlar bulunabilir. Onlarca, yüzlerce yetimi bir tek kişi karşılayabilir ama biz onun şeyinde değiliz, derdinde değiliz. Zaten Rabbim bunu nasip edecekse o geliyor bir şekilde ama mühim olan her bir öğrencimizin, her bir yavrumuzun harçlığından, simit parasından artırdığı bir kuruşu getirip ihtiyaç sahibi bir başka kardeş için kumbaraya atması. O alışkanlığı kazandırmaktı. Evet. Ve evet, bunun da çok faydalarını gördük. Kesinlikle. Hatta belki siz de denk geldiniz. Sosyal medyada da bir kısmı paylaşıldı. Çocuklar ailelerinden gizli saklı biriktirdiler. Aldıkları harçlıkların normalde tamamını harcarken yarısını harcayıp yarısını o kumbaralara ayırdılar. Hatta yol parasını oraya bağışlayıp onun çok güzel örnekleri de var. Biz burada Kangal'da da yaşadık benzer örneğini. Öğrencilerimizle yaşadık bunları. Bu duygular çok güzel. İşte bu duyguyu kazandırmak
Çok önemli, çok tabii ki hocam. Değil mi? Bir de tabii alan çocukları da ayrıca konuşmamız lazım. Elbette. Alan çocuk olan, yani alan el olma psikolojisi de çok farklı. Aslında hep böyle olumsuz, böyle üzücü bir tecrübe gibi düşünülür. Alan el olma boyutu ama tabii. Ben o konuda da çok büyük yanılgı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani alan el olma her zaman böyle bir üzüntü, keder sebebi değil. Alan el olmuş bir çocukluktan sonra bunu söylüyorum. Yani tecrübeyle sabittir. Evet. Mesela özellikle Ramazan'da, hani normalde de öyle ama özellikle Ramazan'da, şimdi siz küçük bir çocuğa orucu, Ramazan'ı neyle anlatacaksınız? Özellikle böyle hani diyelim ki 4-5-6 yaşlardan itibaren bir çocuğa hani ayet getirseniz ayet olmaz, hadis evet. getirseniz hadis olmaz, fıkıhtan girseniz hiç olmaz zaten. Hı-hı. Ama o çocuğa Ramazan'ın özel bir zaman olduğunu, hatta Müslümanların da özel insanlar olduğunu en kolay, en kestirme infakla anlatabiliyoruz. Mesela çocuk şunu görüyor, onun o fıkhi boyutunu bilmese de, hı-hı. ya bu farklı bir zaman ki normalde sahip olmadığım şeyleri tanımadığım insanlar bana getiriyorlar. Tabii. Yani hiç bilmediğim, tanımadığım insanlar. Hiç bilmediğim insanlar evet. getiriyorlar. Hı-hı. Bakıyor ki çocuk özellikle çok ciddi bir fakirlik seviyesindeyse, evet. yetimse falan mesela. Yani bakıyor ki normalde 11 ayda yemediği, görmediği sofrayı bir ayda görüyor. O çocuk bilinçaltında bunun anlamını, yani fıkhi boyutunu kuramasa bile evet. o çocuk bilinçaltında fark ediyor ki bu ay özel bir ay, bu ay farklı bir şey. Yani ve bunu yapan insanlar özel insanlar. Ha, sonra bakıyor ki bunu yapan insanlar da oruç tutuyor. Ha, o zaman oruçla o yaşadığı sevinç bir çağrışım yapıyor birbirine. Evet. Mesela ben bunu şimdi yardım götürdüğümüz ailelerde de görüyorum. Yani çocuk Ramazan deyince, oruç deyince... hani böyle açlık, susuzluk ya da bunun fiziksel zorlukları gelmiyor ki. Çocuğa Ramazan diyorsunuz, oruç diyorsunuz, direkt gıda paketi diyor, çikolata evet, diyor. Evet, yani evet. oyuncak diyor, tabii. bayramlık diyor mesela. Doğru. Şimdi o anlamda alan el olmak aslında düşünüldüğü gibi bence bir keder sebebi değil. Bence dini, imanı, inancı, ibadeti daha kestirme bir yolla edinme şekli. Evet. Biz bunu mesela aynısını işte diyelim ki ilahiyat fakültesinde gençlere verirken yani tabirimle mazur görsünler, Kırklareli'den su getirmek zorundayız. Hani evet. bir ibadeti anlatırken bunun işte kelami boyutunu, tefsirdeki yönünü falan bir sürü işte fıkhi rükünlerini, şartlarını vermek zorundayız. Hı hı. Tabii o hı hı. bir ilim olduğu için, bir akademik bir alan olduğu için aynı zamanda, ama bir çocuk hiç bu şeylerle uğraşmadan doğrudan onun bilgisini de, duygusunu da bir paketle alabiliyor. Alabiliyor. Doğru. Bu çok kestirme yani, biliyor. Yani uzun uzun saatlerce konuşsanız belki anlatamazsınız ama o sizin davranışınızla onu çok rahat kavrayabiliyor, anlayabiliyor. Doğru. Çok çok doğru. Bazı şeyler zaten yaşanarak anlaşılabilir, tam kavranabilir. Yani ne kadar anlatırsanız anlatın, hani işte hep örnek verirler ya, balı bilmeyen birisine anlatıyorsunuz şimdi. Şöyle lezzetli, şöyle harika filan. Yani bunu saatlerce anlatsanız da balı yiyene kadar o vatandaş ya buymuş, ha, meğerse buymuş anlattıkları der. Bu kadar. O yüzden bu tip şeyler kesinlikle yaşanarak öğreniliyor. Bir de İslam coğrafyasında özellikle eğitimci konumundaki kişilerin şöyle bir eksik bıraktığı bir yönü düşünüyorum ben. Biz ibadetleri öğretmeye, anlatmaya, edindirmeye çalışırken özellikle gençlerimize, çocuklarımıza onu bir duyguyla birleştiremiyoruz hocam. Yani bu belki bir matematik, bir fizik, kimya için de belki böyledir. Yani hani evet. niye biz bu dersleri çok net, güzel bir şekilde anlatamıyoruz? Niye işte unutuyorlar? Niye yapmak istemiyorlar? Niye özellikle önemsemiyorlar? Niye önemsemiyorlar? Hı-hı. Çünkü onda anlam bulmuyorlar. Çok net. Evet. Yani onda bir duyguyu bulmuyorlar. Yani mesela bir fizik formülünü öğreniyor ama diyor ki çok mantıklı bir soru olarak bu benim hayatımda ne işe yarayacak diyor. Yani. Ya da bu bende herhangi bir evet. kıpırdanma, kalbinde bir duygu oluşturmuyor diyor. Şimdi aynısını ibadetler için düşündüğümüz zaman ya da dini telkinler, dini hakikatler için düşündüğümüzde biz galiba duygu boyutunu çok geri planda bırakıyoruz. Çok ihmal ediyoruz. Çok ihmal ediyoruz. Evet. Halbuki hayatın bütün alanlarında ama özellikle de dini alanlarda bir hakikati bir duyguyla, tabii olumlu bir duyguyla. Elbette. Allah tabii olumsuz duygudan da esirgesin. Bazen amin. O da oluyor. Tabii. Yani işte zorla hafızlık yaptırılanların hikayelerini biliyoruz. Duymuşuzdur. Maalesef. Yani olumlu, iyi bir duyguyla birleştirebilirsek o çocuğa o ibadeti yerleştiriyoruz. Kesinlikle. Aslında. Ya bu başörtüsü için de böyle, her türlü ibadet için böyle. Şimdi oruç ve infak bağlamında düşünecek olursak, orucu çocuk, özellikle alan el durumunda olan çocuk, hı hı. böyle bir mutlulukla, işte bir çikolatayla,
bir bayramlık elbiseyle, bir oyuncakla çağrışımlı halde öğrenirse, bilinçaltına öyle yerleştirirse, çocuk için ileriki yaşlarında oruç tutmak hiçbir problem teşkil etmiyor. Evet. Ve ben buna çok denk geldim. Özellikle böyle bu tarz yardımlara ihtiyacı olan ve bu tarz yardımlar alan çocuklar oruca çok erken yaşta başlıyorlar. Bunu ilginç bir şekilde gözlemledim ve maalesef şu da bir gerçek. Her dediği yapılan ve verme duygusu hiç yaşanmamış, yaşatılmamış çocuklar ise bu konuda çok zorlanıyorlar. Oruca veya diğer ibadetlere başlama konusunda evet. Çok zorlanıyorlar. Çünkü evet, evet. Onlarda böyle bir sevince sebep olan bir duygu, hani o duyguyla birleştirilen bir inanç verilmediği için maalesef. Onların öyle de bir dezavantajı oluyor. Belki bunu da şöyle aşabiliriz. O çocuklara da artık yemenin değil yedirmenin mutluluk vereceğini aşılamalıyız. Hani eğer bir çocuk hali vakti yerinde bir ailedeyse artık ona bir şekilde kendisinin yemesinin değil yedirmenin mutluluğunu, giymenin değil giydirmenin mutluluğunu evet. tattırırsak onlarda da aynı şey o yönde gelişiyor. Aslında bu yönüyle baktığımız zaman veren el ile alan el aslında bir terazinin iki kefesi gibi. Ya bunlardan ben birinin daha avantajlı, diğerinin dezavantajlı, birinin böyle kederli, diğerinin böyle bir şeye inanmıyorum. Zaten böyle inanamayız da eğer böyle inansak işte bir taraf dezavantajlı, bir taraf mutlu, azınlık. Bu tabii. Allah'ın takdir ilahiye de, adaleti ilahiye de çok sığmaz. Zaten Rabbimiz de ayet-i kerimede öyle demiyor mu hocam? Onların sizin mallarınızın üzerinde hakkı var. Yani bu kesinlikle. Onların hakkı aslında. Aslında hakkı. Yani biz onlara lütufta bulunmuyoruz. Kesinlikle. Onların hakkı olanı biz onlara götürüp vermiş oluyoruz. Hepsi bu. O yüzden dediğiniz çok doğru. Yani orada çok ince, çok hassas, çok hoş bir ifade var. Rabbimiz o kadar güzel ifade etmiş ki. Yani o infak ayetlerinde. Yani fakirin, fukaranın, yoksulun, muhtaç sahip diyoruz ya. Onların siz onlara verirken onlara bahşetmiş olmuyorsunuz. Rabbiniz size vermiş ama bu sizin hanenizde gözüküyor ama aslında onların hakkı. Onlara ait aslında, olan bir haktan bahsediyoruz. Yani o yüzden onların, o hassas bir nokta orayı göz ardı etmemek lazım. Kesinlikle hocam. Yani bir de şu noktayı da göz ardı etmemek lazım. Hocam biz hiç kimse biz verdik diye doyuyor değil. Tabii. Yani rızık Allah'tandır. Amin. O önemli. Yani biz vermediğimiz zaman da acından ölecek değil. Elbette. Hani o anlamda veren insanların da bu erdemi kendilerine hatırlatmaları, bu hakikati kendilerine hatırlatmaları lazım. Yani bunu olabildiğince ben bütün ortamlarda söylüyorum. Kim ne yapıyorsa aslında kendine yapıyor. Elbette ki kendine yapıyor. Tabii kendine yapıyor ve kendine o sahiplenme duygusunu kendi kazanıyor. Bir şeylerden vazgeçebilme erdemini kendisi yapıyor aslında. Ahirete zaten kendisi bırakıyor. Ve belki burada da ben çok sevdiğim bir ifadedir. Kur'an'da da sıkça geçer. Karz-ı Hasen. Evet. Fıkıh bir hükümdür aynı zamanda. Tabii. Kim aranızda kim Allah'a güzel bir borç verir? Borç vermek ister. Müthiş bir şey değil Müthiş mi? Müthiş bir şey. Ve karşılığını Allah da kat Allah. Kat almak şartıyla hem de. Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Burada evet. da Allah'ın normal ve sıradan bir varlık olmadığını anlıyoruz. İnsan olmadığını anlıyoruz. Yani ya ilah dediğimiz varlığın evet. yüceliğini anlıyoruz. Çünkü zaten kendisine ait olan bir şeyi, çünkü melik odur, melekut ona aittir, mülkiyet onundur. Kendisine ait olan bir varlığı bile, bir rızkı bile, bir değeri bile alırken borç olarak alıyor. Şimdi bunu hiçbir insan yapmaz. Evet. Yapamaz. Allah dışında hiçbir şey bunu yapamaz zaten. Kendisine ait olan bir şeyi yine borç olarak alıyor. Ama zaten kendisinin de ilk veren evet, oydu. Evet. O anlamda Karz-ı Hasen ve bunun yaklaşık karşılığı güzel borç demek. Karz borç malumunuz, Hasen evet, güzel. Evet. Burada bu ifadeyi de asla tahlil etmek lazım. Borç dediğimiz şey aslında itici bir kelimedir. Yani hangi dilde olursa olsun borç dedi. Hiç kimse bu borç deyince böyle hoş, olumlu şeyleri hatırlamaz. Evet. Tam tersine bir an önce kurtulmak istediği bir şey gibi. Ama Allah ona da bir başka anlam yüklüyor. Yani borcun da güzel olabileceği, borcun da hani hoş bir anlam çağrıştırabileceği, herhalde tek hoş anlam çağrıştırdığı da bu kavramdır evet, o borç evet. olayının. Allah doğru. kendisinin üzerine borç alıyor bunu. Karşılığını da kat kat vermek üzere üstelik, tabii. borç alıyor. Evet. Bu tür işte yani bir şeyleri verirken bu tür olgular üzerinde de düşünerek verirsek vermemiz de almamız da daha anlamlı olur. Evet. Şu hakikati de unutmamak lazım hocam. Nasıl ki hayatın belli bir döneminde insan alan elken
Allah ona bir şeyleri nasip ettiğinde veren el olabiliyorsa. Hı hı. Yani mesela ben bunu hem kendi hayatımda gördüm hem başka yakınlarımın hayatında gördüm. Bir evet. dönem insanların size getirdiği kurban etiyle besleniyorsunuz ama öyle bir dönem geliyor ki Allah nasip ediyor çift çift kurban kesiyorsunuz mesela. Evet. Yani bu hayatın gayet doğal bir akışı. Hı hı. Hiç böyle yadırganacak, yatsınacak, tuhaf karşılanacak bir şey değil. Nasıl ki insanlar bugün alan elken yarın veren el konumuna yükselmek hı hı. demeyeceğim de değişebiliyorlarsa, çünkü ben bunda yükseklik alçaklık görmüyorum. Elbette. Bugün veren el olan pek çok insan birer alan el olma adayıdır. Tabii. Hani yani, deniliyor ya Allah korusun herkes bir engelli adaydır diye. Hakikaten öyle. Her an bizim başımıza ne geleceğini bilemiyoruz ki. Yani takdir-i ilahide ne var? Ondan habersiz yaşıyoruz. Evet, tedbir elbette ama tedbir bir yere kadar. O yüzden kaderin önüne geçemiyor tedbir. Kesinlikle. O yüzden dediğiniz çok doğru. Yani her an işte şu pandemi dönemini düşünün mesela. Evet, adamın arabası var, kapıda tırları var, bakkalı var, her şeyi var ama işletemiyor, çalıştıramıyor. Ve şu an muhtaç duruma düştü. Normalde çok varlıklı bir insan. Evet. Ama adam onları işletemiyor ki kazansın da oradan bir zenginlik elde etsin. Yani normalde şimdi bu tip bir adamın, bu adamın böyle bir adamın durumunu düşünün. Ben onlara çok düşünüyorum bu pandemi sürecinde. Yani diğerleri belki isteyebiliyor ama onlar istemiyor da. Yani bunu gurur meselesi yapıyorlar belki. Evet, yani işte. Çünkü herkes onları zengin varlıklı biliyor. Ama tek kuruş evet. şu an benim evine yani. Girmiyor. Hocam ben bunun naçizane hem fert hem de toplum bazındaki yanlış algılamalarımız yüzünden olduğunu Tabii. düşünüyorum. Hani kendini bu kadar kötü hissetmenin, çok çok ihtiyacı olduğu halde de isteyememenin, tamam bir işin bir onur, bir erdem boyutu var ama Aha. bu konuda da abartılı olmak sanıyorum o da çok sağlıklı bir tavır değil. Yani bu bir gün insan nasıl işte alan elken diğer gün veren ele olduğunda bir problem yaşamıyor, ne kadar mutluyum diyorsa ama bugün veren el olan kişi yarın da alan el olabilmeye aynı tefekkür, aynı ne diyeyim tevekkülle yaklaşmalı. Kesinlikle. Kendinden uzak da görmemeli, bunu da böyle insanın psikolojisini bozacak bir durumda olmamalı diye düşünüyorum. Çok Çünkü doğru. zaten mülk Allah'ın elindedir. Amenna. Kıymetli hocam şimdi vaktimiz tabii bayağı hızlı geçmiş. azalıyor. Fark etmedim. Bir ilahi arasına daha gideceğiz ama son bölümde ama söyleyeceklerinizi mutlaka unutmayın. Daha var. Yani zamanımız var. Hı hı. Bu arada Tokat Zile'den Sait Hocam izliyormuş. Zeynep Hocam'la biz yüksek lisanstan da beraber ders almıştık. Aa, evet, dinliyorum. Hocam. Gayet güzel sohbet ediyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Selam, ağzına ediyorum. Sağlık demiş. Hı hı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sait Hocama selam söylüyorum. Beraber ders almıştık. Evet. Evet onunla. Yazmış sağ olsun. Biz de hı hı. Sait Hocam'la tanışıyoruz. Ayrıca efendim Murat Sönmez demiş ki bu fetva kısmına giriyor belki ama tamam sorarım. Merak etmeyin hocama sorarım. İlahiden sonraki kısımda sorayım. Şimdi sıradaki ilahiyi armağan etmemizi isteyenler var. Onları da ihmal etmiyorum şu iftar vaktinde. Yıldırım ailesi için, Gazi ve Durdu için, torunları için selamlar iletiyorlar bize aynı zamanda. Şu an izliyorlarmış. Programı ve sohbeti takip ediyoruz diyorlar. Ünal kardeşimin ilahisini armağan ederseniz seviniriz demişler. Ayrıca Murat Şerare ve Emrah Şerare izliyorlarmış. Buradan kendilerine selamlık gönderiyoruz biz de. Yine Yozgat'tan, Sorgun'dan Nurten Korkmaz, eşi Kadir çocuklarıyla birlikte şu an bizi izliyorlarmış. Ve selam gönderiyorlar. Ve bize de armağan edersiniz. Ne demek efendim? Tabii ki armağan ederiz. Allah razı olsun. İzmir Karşıyaka'dan Yasin Koçyiğit ailesiyle birlikte takip ediyorlar. Ve onlara da bu ilahi armağan ediyoruz. Ayrıca İsmail Karataş değerli büyüğümüz diyelim. Sivas'ın önemli işte hayır sahiplerinden. Hayırlı iftarlar dilemiş. Elbeleyi Derneği Başkanı oldu aynı zamanda. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Başarılar dilemişler ve sıradaki ilahi biz ona da armağan etmiş olalım bu vesileyle. Evet Ünal, sen de söyleyeceğin varsa söyle. Sonra demek ki bana şey vermedin, söz vermedin. Yok hocam. Sağ ola. Zaten genelde mesajları ben de görüyorum. Siz Allah razı olsun. Sohbet yaparken tüm gönül dostlarına ben de armağan ediyorum. İlk Allah defa razı. Okuyacağım bir eser. İnşallah hata yapmayız. Yok, estağfurullah. Hata bizim için. Şimdi dün radyo programım vardı radyoda. Evet. Her zaman okuduğum ilahinin sözünü unuttum. Olur. Yani insan bazen böyle duraksayabiliyor ama elbette, inşallah elbette, bakalım. Ağlar için. Yakup ağlar diyelim.
isteği vardı bu eserin. Evet, daha önceden de istenmişti. Daha önceden de çok isteyen oldu. Ben hani tamam dedim, söz verdik, sözümüzü yerimize getirelim. Tamam. İnşallah herkese armağan etmiş olalım. Evet, İstanbul'dan ekran fotoğrafı çekip atanlara önceliyoruz. Bak onu söyleyeyim ha, haberiniz olsun. Yani ekran fotoğrafı çekip atanlara önceliğimiz var. Onları mutlaka okuyoruz. Benim ilk göz ağrılarım, ilk öğrencilerim bunlar aynı zamanda. Ersan ve sevgili Betül, sağ olsunlar, izleyip fotoğraf çekip atmışlar ve hocam her akşam olduğu gibi bu akşam da pür dikkat dersi takip ediyoruz demişler. Eyvallah, onlara da armağan etmiş olalım. Allah razı olsun. Buyursunlar. Evet. Ben bir Yakup idim kendi halimde, kendi halimde, kendi halimde. Ben bir Yakup idim kendi halımda, kendi halımda, kendi halımda. Mevla'nın ismi var idi dilimde, Allah dilimde, Mevla dilimde, Allah dilimde. Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde, Kenan ilinde, Kenan ilinde. Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde, Kenan ilinde, Kenan ilinde. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye, gitti de gelmedi vah yavrum diye, evladım diye. Ağlar Yakup ağlar, ağlar Yusuf'um diye, gitti de gelmedi vah yavrum diye. Akardı Yakup'un gözünün yaşı, gözünün yaşı, gözünün yaşı. Akardı Yakup'un gözünün yaşı, gözünün yaşı, gözünün yaşı. Ah ettikçe eritir dağ ile taşı, dağ ile taşı, dağ ile taşı, dağ ile taşı. Yusuf'u kuyuya attı kardeşi, attı kardeşi, attı kardeşi. Yusuf'u kuyuya attı kardeşi, attı kardeşi, attı kardeşi. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye, gitti de gelmedi ah yavrum diye, evladım diye. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye, gitti de gelmedi vah yavrum diye. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye, gitti de gelmedi vah yavrum diye, ah evladım diye. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Evet efendim, sohbetimizin son bölümündeyiz. Son bölüm değil. Hatta son bir 6-7 dakikası, ne ara geldik ben de anlamadım. İşte böyle vakit su gibi, ömür de böyle hocam. Bir bakıyoruz ki geriye dönüyoruz, gelmiş ve geçmiş. Evet kıymetli hocam, şimdi belki projelere de değinmek istersiniz. Onlardan da bahsedin. Bir 6-7 dakikalık bölümümüz kalmış sizinle. Sonra sizi biz uğurladıktan sonra Ünal'la kalan kısmı tamamlayacağız inşallah hocam. Evet, hocam. Hocam projelerimizden şöyle söz etmek istiyorum. Hı hı. Aslında en büyük projemiz verme olgusunu olabildiğince kolaylaştırıp herkese yaymaya çalışmak. Hani hı hı. Bunun için büyük maddiyatlarımızın olmadığını göstermek aslında. Evet. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Mesela bizim normal hani derneklerin falan yaptığı o gıda paketleri veya işte yardım, infak projelerimiz zaten var. Hı hı. İşte alışveriş kartları projelerimiz evet. zaten var. Bu arada şunu çok net söylemek isterim. Gerçekten minnettarız. Yani çok fazla yardım aldık.
Yani özellikle Sivas'ta iş adamlarımızdan, esnafımızdan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok büyük miktarlarda ve öncelikle güvenleri için çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de özellikle Sivas esnafı, yani bize bir şeyleri verirken ticari kaydı gütmediler. Allah razı olsun. Allah gerçekten kazançlarını bereketlendirsin. Amin. Düşünmediğimiz kadar büyük miktarlarda yardımı ulaştırdık. Yani şu an daha Ramazan'ın yarısındayız. Bunu okulda mı yapıyorsunuz hocam? Hocam her yerde yapıyoruz aslında. Her yerde yapıyoruz. Ha, yani şeyin neresi? Projenin belli merkezi? Şöyle hani belli bir ad altında yapmıyoruz. Çünkü bunu yapan kurumlar var zaten. Tamam. Ama bunu birkaç arkadaş olarak yapıyoruz biz. İşte Zübeyde hocam var, İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen. Yine bir Latife ablamız var. O da hayatını buna adamış bir insan ve naçizane ben. Ve bunun gibi birkaç arkadaşımız var. Şimdi o normal bilindik anlamda gıda yardımları veya para yardımları dışında benim özellikle bahsetmek istediğim projemiz daha küçük çaplı olmasına rağmen bana daha anlamlı gelenler, açık konuşmak gerekirse. Bunlardan bir tanesi yemek dağıtma projesi. Biz her akşam mesela tabi bu pandemi de biraz sekteye uğradı ama duyuruyoruz etrafa, diyoruz ki sen bu, işte yemek hazırlayacaksın. Nasıl olsa kimseye iftar alamıyoruz. Biz hazırladığın yemekleri, tabi bize bardak tabak işi çıkarma, bunun için hani geri dönüşüme gidecek şeyler, işte folyo tepsiler ya da işte o kullanılmış yoğurt kapları, kapaklı kaplar. Sen bununla kendi ailene ne kadar yapıyorsan iki ölçü yapacaksın. Ya kimseyi de zora sokmak istemiyoruz. Bu şekilde işte pilavı, çorbası, tatlısı, her şeyde gönlünden geçerse bir de üstüne iki tane de gofret koyuver. Çünkü çocuklu aileler genelde. Biz bunları evden alıyoruz, evlere götürüyoruz. Yani yapan aileden, kapıdan alıyoruz. Belirlediğimiz ihtiyaçlı ailelere de söylüyoruz. Yalnız bu akşam yemek, yemek yapmayın. Biz bunu getiriyoruz. Bu proje sayesinde normalde infakta bulunamayacağını düşünen pek çok kişiden de aslında yemek aldık ve onları bu şeye dahil ettik. Daha anlamlı gelmesi bu yüzden aslında. Çok güzel. Hani hayatında bu tür şeylere yer veremeyeceğini düşünen mesela ev hanımları. Evet, evet. Onları da bu şeylere, bu verme olgusuna, infak olgusuna dahil edebildik. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani yaptığı yemeği bir kepçe fazla yapıyor. Aynen en fazla. Öyle. Kesinlikle değil hocam. Mi? Yani mesela pilav mı yapacak? Bir ölçek yerine iki ölçek yapıyor. İki ölçek yapıyor. Evet. Börek mi yapacak? Kendi ailesi için ne yapıyor? Bir tepsi yerine iki tepsi yapıyor. Böylece benim felsefemdir. Aslında. Olabildiğince yani bu dini de insanlara yaşanmaz hale getirmemek lazım hocam. Kolaylıkta rahmet vardır. Tabii. Kolaylaştırıyoruz, basitleştiriyoruz ve diyoruz ki sen kendi işimizi de kolaylaştırıyoruz. Çünkü o geri hani o bardağı tabağa getirmekle uğraşmıyoruz. Geri dönüşüme gidiyor. Bir bu projemiz bana çok anlamlı geliyor. Çünkü çok kapsamlı çok oldu. Güzel, doğru. İkincisi de bizim sarma yaprağı ve et projemiz var. Bunu da birkaç yıldır yapıyoruz. Onun da şöyle bir kısa geçeyim bir hikayesi var. Yardım götürdüğüm ailelerden bir tanesinde böyle çocuk dedi ki, küçük bir çocuk yani 4-5 yaşlarında, ya anne dedi ya biz bu sene Ramazan sarma yapamayacak mıyız dedi. Ama bunu o kadar üzgün, o kadar Allah kederli Allah. Söyledi ki yani o yaştaki bir çocuğa o keder, yani ne ara yerleşmiş o gözlere o keder. Ya. Kaç yaşındasın da hayatta ne gördün de o kadar böyle bir, anne ya dedi biz dedi yapamayacağız değil mi bu sene, sarma yapamayacağız değil mi dedi. Hocam bir kötü oldum yani, böyle bir şok oldum, beklemediğim bir şey. Bizim için sıradan bir şey ama onlar için sıradan. Demek ki çok önemli. Ya bizim çocuklarımız için de çok basit bir şey. Tabii. Sonra öyle deyince o sırada tabii şeydi, hani imkan da vardı. O sırada hemen annesine verdim. Bak şununla yaprak al, şununla de et al bu çocuğa. Ama dedim bak bu para buna ait, başka bir şey harcamıyorsun. Evet. Çünkü çok etkilendim bu çocuktan. Sonra geri dönerken düşündüm ki ya demek ki bir çocuk bunu düşünüyor. Tabii. Yani demek ki çocuklar, ya demek ki bu belki bu başka şehirde bu sarma kültürü çok yok da. Sadece bayramdan bayrama iniyor. Bayramdan bayrama maalesef. Bayram yemeği gibi. Bayram çok yemeği bekleniyor. Tabii. Yani tatlılar da öyle. Tatlılar yani da öyle. Belki birçok tatlıyı sadece bayramda görüyoruz. Sadece bayramda da demek ki o çocuk için çok ciddi bir eksiklik. Tabii. Yani mesela ben Batı'da bu sarma kültürünü çok görmedim İstanbul'da falan ama Sivas'ta bir de bu demek ki çocuk için ciddi bir eksiklik. Kesinlikle. İhtiyaç. Dönerken dedim ki ya bu çocuk böyle düşünüyorsa gittiğimiz o bütün fakir aile hepsi aynı düşünüyor. Bunu dedim biz proje olarak yapabilir miyiz? Hatta Milli Eğitim'e de sunduk ve kabul edildi bu proje. Ramazan bayramına 3-4 gün kalası hocam anlaştığımız yaprak satıcılarıyla ve anlaştığımız et firmalarıyla yaprak ve şey dağıtıyoruz. Kapı dağıtıyoruz. Çok güzel. Bunu da ben etrafı hani olabildiğince çok insana şamil kılabilmek adına hem verebildiğimiz aile sayısını arttırmak hem de veren aile sayısını arttırmak adına şöyle diyorum. Etrafıma duyuruyorum. Öğrencilerime duyuruyorum online derslerde.
bir kilo mu yaprak alacaksınız? Babanıza söyleyin iki kilo alsın. İki kilo alsın. Çok tabii. Basit yani, çok net. Bir kilo alacaksan iki kilo al. Bu şekilde buna benzer projelerimiz oluyor. Çok güzel. Gayet güzel. Tebrik ediyoruz hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok hızlı, süratli geçen bir sohbet. Evet, hep böyle oluyor zaten. Vakitler kıymetli olunca çok hızlı tükeniyor zaman. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizim için bir ilki oldu. İnşallah devamı gelir diyelim yani. Diğer hoca hanımlar da inşallah destek olurlar programımıza. İnşallah çok hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam Zeynep Ceren hocam, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Zeynep Ceren hocam misafirimizdi. Biz kendisine hepiniz adına, özellikle hanım izleyicilerimizin sistemleri vardı. Onlar adına biz teşekkür etmiş oluyoruz. Ünal kardeşim şimdi güzel bir ilahi söylerken biz hocam yolcu ediyoruz. Sonra veda için tekrar birlikteyiz inşallah. Ünal ne söylüyorsun? Şimdi de Veysel Karan diyelim hocam. Diyelim. Tamam inşallah. Sen söylerken biz de yavaş yavaş. Evet hocam uğurlayalım inşallah Zeynep hocam. Tamam.
Kimsel karani Yemen çöllerinde Veysel karani Yemen illerinde Veysel karani Yemen çöllerinde Veysel karani Eyvallah. Ünal'ım ağzına sağlık. Allah razı olsun hocam. Bu da uzun süredir istenen eserlerden sevilen birisiydi. İlahilerden, ve sevilen evet, ilahilerden. Sevilen. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha dinleme fırsatı bulduk. Allah razı olsun. Efendim bize ayrılan vaktin son 3,5-4 dakikasındayız. Yavaş yavaş biz bitireceğiz. Ondan sonra reklamlarla iftara gideceğiz zaten biliyorsunuz. İftar vaktine şu an Sivas için 9 dakikalık bir zaman dilimimiz kalmış. En azından birkaç dörtlük okuyayım. Hepsini okumayayım. Gönül ister ki ileriki zamanda inşallah hep erteliyoruz. Pazar günü yine böyle bir şiir ve ilahi ayıracağız herhalde öyle gözüküyor. Biz veda yapalım. Evet. Şiirle bitirelim bendeki olduğu gibi. Öyle mi yapalım? Bence öyle yapalım. Güzel olur. O da olur. Tamam. Tamam. O zaman peki. O zaman öyle yapalım yine. Sen nasıl istiyorsan. Evet. Evet. Ben sunumu ele alayım. Hocam tabii. Vedanızı alayım. Ben de veda edeyim. Estağfurullah. Bitirelim inşallah. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Güzel bir şiir biz de dinleyelim. İnşallah. Yarın tekrardan güzel bir konukla yine bir hocamızla birlikte olacağız. Evet. Görüşmek üzere diyoruz. Yarın Profesör Doktor Cemal Ağarman hocam bizimle birlikte olacak. Onu da hatırlatayım. Ben de teşekkür ediyorum bu akşam da bizi ilgiyle takip ettiğiniz için. Şimdi bir şiirle inşallah biz de bize ayrılan kısmı tamamlayalım. Yine Saadettin Yıldız hocamın Yol Odur Ki Aşka Vara kitabından okuyorum efendim. Diyor ki söz söylerdik. Bugün de dün de muhasebe yapar idik senede. Saraylarda kral olsa gene de her faniyi kul bilirdik eskiden. Sıkıntılar çevremizi sarmışken, felaketler ve savaşlar görmüşken, yolumuza her nimeti sermişken, yok demeyi zul bilirdik eskiden. Hastalar ve yaşlılar hep yoklanır. Mahrem bir şey duyunca saklanır. Yanlışımız söylenince toplanır. Dosttan gelen gül bilirdik eskiden. Bizi insan kılan değermiş meğer. Tahrif oldu şimdi her türlü değer. İçindeki insan değil ise eğer, giydiğini çul bilirdik eskiden. Hal ehline gösterirdik hürmeti, asaletten sayıyorduk mürüvveti, hak etmeden ele geçen serveti, haram diye pul bilirdik eskiden. Dost seçerken mert mi diye arardık, yabancıya aç mı diye sorardık, gönülden gönüle köprü kurardık, incitmeyen dil bilirdik eskiden. Adam olmak yazmıyor ki yasada, kardeş gibiydik sevinçte ve tasada. Okur yazarımız çok olmasa da şükür, şükür ilmi hal bilirdik biz eskiden. Altınoğlu Grup sundu.